Herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sesimiz bayağı bir yankılanıyor. Eskiden böyle değildi üretimhanemizde. Şimdi arkadaşlar komple kafesleri falan söktük, görüyorsunuz zaten. Buradan bu yukarıdaki sistemi de aynı şekilde söktük. Buradaki aspiratör de şu anda göremiyorsunuz. Ama burada aspiratör var. Aspiratörü de komple sökeceğiz ve havalandırma sistemini şu anki düşüncemizle söylüyorum ki muhtemelen de böyle olacak. Hasan Hoca'yla bayağı bir bu konuda görüştük. Yani fikir birliğine vardık. Şuradan arkadaşlar, buradan bir yuvarlak kesip, yani daha yukarıdan bir yuvarlak kesip oradan güçlü bir buradaki havayı dışarı atabilecek bir salyangozlar var. Yani motorlar var. Onlardan bir tane buraya arkadaşlar çıkış alacağız. Şimdi kafesler de buraya, inşallah sesim geliyordur oraya, bu şekilde tellerle olacak. Yani bu şekilde tellerle sıra sıra. Ve kafesler tellere yerleşecek bu şekilde. Tellere yerleştiğinde bu havalandırma buradan çıktığında bu şekilde bir boru geçecek ve bu borulardan her boru böyle kafeslerin peşinde olacak. Yani kafeslerin üstünde olacak ve o boru oradan hava çekecek. Bir tane daha arkadaşlar oradan uzatmayla, bir de ortadan. Bir de zaten bizim bildiğiniz gibi Xiaomi hava temizleyicimiz var. Hava temizleyiciyi de bu şekilde böyle bir kenarlara koyarsak üretimhanenin havalandırma sistemini muhtemelen çözmüş oluruz. Herhangi bir problemimiz olmaz. Kafes sisteminde burayı hiç, şu duvarı, yani bu taraftaki duvarı hiç kullanmayacağız ve buraya salmamız gerekecek. Salmayı da bir elden geçireceğiz, bu ön taraflarını falan bir şekilde. Ama salmaya herhangi bir bütçe ayırmayacağım, zaten kocaman arkadaşlar. Benim için önemli olan büyük olması ve güzel olması ki kuşların zaten ben çoğunu yolladım. Yani görüyorsunuz burada, yani bayağı bir neredeyse hiç. Sadece iş atacağım kuşlar var. Şu şekilde göstereyim. Sadece iş atacağım kuşlar olduğu için salmanın aslında bana büyüklüğü de artık bir önemi kalmayacak. Artık bu şekilde yapacağız. Çünkü zaman yok. Yapacak bir şey de yok. Ne kadar fazla kuş, o kadar fazla yavru ve benzeri şeyler doğru değil. Bilginiz olsun. Yani burada hani böyle bir şey var. Ne kadar verimli bakabileceğiniz kuş sayısı varsa bunun önemi o. Yani ne kadar ekmek neydi o? Ne kadar köfte o kadar ekmek mi? O kadar ekmek o kadar köfte, öyle bir şeydi. Bunu siz tamamlarsanız yorumlarda çok sevinirim. Öyle bir olay yok. Ne kadar çiftlere bakabiliyorsan, onlara tam anlamıyla bakarsan bu iş tamamdır. Yani üretimin birinci kuralı bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten 20 kafesin ortalama 1, 2, 3, 4 çifti falan Lightning olacak. 1 çifti Cennet Papağanı olacak. 1 çifti Sevda. 14 takımda Çolcumlu olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani elimizdeki iyi çiftleri oraya atacağız. Ve videolarımızı zaten eğitim yönünden, işte kuş yönünden devam edeceğiz. Yani bizim amacımız zaten hobiydi ve şimdi yine aynı şekilde daha da düşürerek artık gerçekten bir gerçek bir hobi kıvamına getireceğiz. Bilginiz olsun. Yani durumumuz böyle olacak. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Yani buradaki, şöyle onu kameraya alayım ben. Buradaki duvar kullanılmayacak. Böyle. Buradaki duvar kullanılmayacak. Buraya salma gelecek. Buraya da dediğimiz gibi bu şekilde, yani şöyle şöyle teller gelecek ve o tellere kafesler oturtulacak. Bu taraf boş. Yani pencere tarafı boş olacak. Burası zaten arkadaşlar bildiğiniz gibi lavabolarımız. Lavaboların da komple fayanslarını değiştireceğiz arkadaşlar. Bir de yapabilirsek bu musluk kısmında şeyler oluyor ya, böyle çıkmalı musluk tarzı. O tarz şeyler olacak. Bir de kafeslerin üstlerinde boş yerler oluyor. Yani illaki boş yerler. Oraya da beyaz parlak plakalar kestirip, işte Karadeniz Petin logosunu, işte Renfrey'in logosunu, Versene Laga'nın logosunu, Karadeniz Üretim'in logosunu,
gibi gibi yapmaya çalışacağız. Bakalım şu anki hedeflerimizde bu var. İnşallah da olur. Şu anda zaten diğer üretimhanemiz, yani Karadeniz üretimin ikinci üretimhanesi, Hasan hocamızın üretimhanesi şu anda hazır ve eşe atıldı. 20 takıma yakın kuş eşe attık. 17-18 takımı da hem kendi birbirlerini seçtiler hem de nereden baksanız şu andan itibaren, daha dün gece çalıştık. Hasan Hoca, Altan kardeşim ve ben. Altan'a da buradan selamlar. Eline sağlık. 12-13 takımı şu anda yuvadaymış zaten. Onun da haberini aldık. Gayet güzel. Yani bizim zaten iki kümesli toplam 30-35 çift çoğu jumbomuz ve güzel çoğu jumbomuz. Yani bize göre güzel çoğu jumbomuz. Onu da tırnak içinde söyleyeyim. Artık eşli olacak. Fazlasında da zaten gözümüz de yok, ihtiyacımız da yok. O yüzden bu şekilde. Şu anda salmamızı içi falan komple temizlendi zaten. Sadece salmamızın, dediğimiz gibi, bu ön plakaları, işte artık boyanır mı, başka bir şey mi olur, ne yapar bilmiyorum. Sadece artık kullanılmayacak gibi bir şey yani bu salma. Çünkü kuş sayısını komple azaltıyoruz. Yani azalttık da daha doğrusu şu anda. Görüyorsunuz yani. Erkek sayısını, dişi sayısını. Buradan dişi artarsa Hasan Hoca'nın oraya dişi tahtayısı yapacağız. Buradan erkek yetmezse oradan erkek getiririz. Bir şeyler yaparız. Burayı da tamamladıktan sonra artık bir işimiz kalmıyor. Allah'a şükür arkadaşlar. Bakalım. Şu anda griydi burası bildiğiniz gibi. İlk kat boyası vuruldu. Beyaz. Şimdi yarın tekrar vurulduğunda artık burası da komple bembeyaz olur muhtemelen. Gri olmadı. Hoşuma gitmedi. Yani ilk başlarda güzeldi ama kirlendikten sonra çok şey yaptı. Bir de griyi tekrar gri vurmak problem oluyor. Ama beyaz kirlendiğinde hemen bir beyaz vurabiliyorsun. Öyle bir güzel bir avantajı var. Kafeslerin demirleri siyah. Ben siyahı çok severim. Zaten gördüğünüz gibi. Kafeslerin demirleri siyah. Ve o demirlerin birleşim yerlerinde ledler arkadaşlar. Oradan ışıklar vuracak falan derken gayet güzel bir ambiyans ve güzel bir ortam inşallah sizleri bekliyor olacak. Yani buraya çok fazla zaman ayıramıyoruz. Ama elimizden geldiği kadar işte yardım edenler oluyor, işte usta tutuyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yani şöyle bir iş var. Yapamayacağın işi yapmayacaksın. O yüzden bizler de yapabildiğimiz kadarıyla, yani bu saatten sonra elimize hani alçıyı, boyayı alıp girişecek halimiz de yok. Zamanımız da yok. Olmaz yani. O yüzden yapabildiğimiz kadar yapacağız arkadaşlar. Durum böyle. Yani şu anda sayabilirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Zaten şu anda 14-15 tane elimizde orta basın şov var. Dediğimiz gibi Hasan Hoca'nın orada erkek varsa buraya erkek takviye ederiz. Burada şimdi dişi sayısı biraz daha fazla olabilir. Bir nebze. O yüzden yani o şekilde buradan dişi götürürüz, erkek götürürüz, getiririz derken muhtemelen buradaki sayıyı da tamamlarız arkadaşlar. Durumlar böyle. Yani hepsini komple set halinde yapacağız ve eşe atacağız. Kızca ne haber? Gel. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ha. Burada da gördüğünüz gibi bir tane kızımız var. Ama bu kızımız kaçabilir birazcık. Evet. Gel, gel, gel. Ama tüye girmiş. Maalesef bunu eşe zor atarız. Değil mi kızım? Hem kızım, hem kızım. Isırma, ısırma. Bu şekilde. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yavrum benim. Geç bakayım. Hop. Yani durum, vaziyet bu. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere elimden geldiğince yapacağımız ortamı, son planımızı anlatmaya
çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler de yapıldıktan sonra seversiniz. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. YouTube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinizi www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.